yağmurlar yağdı ama dengesiz yağdı ilimizde. Yani Aralık ayı, hatta Kasım ayından Şubat ayına kadar çok yağmur yağmadı, kar yağmadı. Yani kışı bahar gibi geçirdik. Şubat'ta yağmurlar iyi yağdı, Mart'ta da yağdı. Mart'ın sonuna kadar da yağdı. Ama bu memlekette hep vurguladığım gibi Nisan yağmurlarına çok ihtiyaç vardır. Nisan'da henüz yağmur yağmadı ilimize. Tabii Şubat'ta ve Mart'ta yağan yağmurlar meraları için, tarımsal alanları için, işte ot için, hayvancılık için, hatta hububatların boy artması, yani ot olarak yetişmesi çok güzel olmuş. Şimdi şu anda da içinde bulunduğumuz tarlada da göründüğü gibi çok güzeldir. Ama başak bağlamında, başakların yeteri kadar dolması, yani verimliğin artması bu başaklarla ilgilidir. Ve bu Nisan yağmurların yağmasını bekliyoruz. Bu Nisanlar yağmur yağarsa verimlilik %30 olur. Ama yağmur yağmaz. Başkan, yine kendi yetiştirir ama %15'e, belki %10'a da bazı tarlalarımız daha kıraç yerler. %10 verimlilik bakımında ve kalite bakımında da çok düşecektir. Ama bu Nisanlar yağmur yağdığı zaman hem iyi başak bağlanması hem verimliliğin artmasını inşallah çiftçilerimizi görecektir. 15 Mayıs'a kadar da bu yağmurlar yağdığı takdirde belki fazla ot olarak, otlar böyle kesin olarak büyümeyebilir, yani şeyini bağlamış olabilirler yeterlilik, ama hububatta, mercimekte, meyve bahçelerinde çok verimlilik ve kalite çok artar. Biz Allah'ımızdan, tabii bu yağmurların yağması da Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah'ın takdirine kalmış bir şeydir. İnşallah yakar. Biliyorsunuz bir hafta önce Türkiye'nin hemen genelinde veya üçten ikisinden bu sahra çöllerin tozu geldi Türkiye'ye. Bütün ağaçların, ekinlerin üstünde bu toz da birikmiş. Bu tozun da temizlenmesi ve bu meyve ağaçların olsun, fıstık biliyorsunuz Siirt'in en büyük ekonomi gelirlerinden biri de fıstık olduğu için bu son, şu zamanlarda tam fıstığın da çiçek açması dönemidir ve bu tozdan kurulması için bir yağmurun yağması şart olarak görüyoruz. Başak değişik bir tohumdur bu tarlada. 4 sıralıdır ve bunun verimliliği ve kalitesi çok daha yüksektir.